Lider tribüne hoş geldiniz sayın seyirciler. 2010 yılında Anadolu devrimini gerçekleştirerek şampiyon olan, bu sezon ise tarihin en kötü günlerini geçiren ve ikincilikte yer alan Bursaspor'da söz artık taraftarda. Bundan sonra Lider Haber TV YouTube kanalında her hafta yapacağımız programlarla yeşil beyaz renklere gönül veren taraftarlarımızı bu stüdyolarda ağırlayacağız. İlk hafta konuklarımız da belli. Rasim Erdem Turan ve Berk Eken bizlerle birlikte. İkisi de çok yakından tanıdığımız Bursaspor'u gönülden seven Bursaspor taraftarları. Evet, hoş geldiniz beyler öncelikle. Hoş bulduk. İlk programımız, yani benim de ilk heyecanım var. Sizde de böyle bir program var mı daha önce bilmiyorum ama. Yani daha önce olmuştu verdiğimiz röportajlar ama program ilk. Stüdyo ortamı ilk defa değil mi sizin de? Aynen, stüdyo ortamı ilk defa. İlk heyecanlar, güzel oluyor mu böyle şeyler? Kesinlikle. Sana da teşekkür ederiz bizi çağırdığınız. Ne demek yani, her zaman. Zaten ilk aklıma gelen sizle konuşmuştum biliyorsun. Erdem'le ilk irtibata geçtik. Teşekkür ederiz. Bursaspor'a şimdi çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum ama siz isterseniz önce kendinizi bir tanıtın sırayla. Ondan sonra çünkü çok yani gündem yoğun. Bursaspor taraftarı o şampiyonluktan itibaren ben orayı bir milat olarak devraldım. Ondan sonra neler yani yakın geçmişi biraz masaya yatıralım istiyorum. Zaten Tolga esas konuşacak dönem şampiyonluk ve ondan sonrasında olan facia yönetimi. Aynen falan. Öyle. Ben Berk Eken, Bursaspor Kongre üyesiyim. Çocukluğumuzdan beri Bursaspor için deplasmanda olsun, evimizde olsun her maça gittik. Her sene kombinemizi aldık. Babadan oğula geçen bir sevda hepimizde olduğu gibi. İyi bir Bursasporluyum. Bursaspor'da değerlendirmek için bizi davet ettiğin için tekrar çok teşekkür ederim. Programınız da hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Tekrar merhaba herkese. Ben de Rasim Erdem Turan. Ben de aynı şekilde babadan oğula Bursalılardanım. Çok çok küçük yaşlardan beri stadyuma giderek, stadyumda taraftarlığı yaşayarak çoğu insan maalesef bunu tadamıyor ve bundan dolayı da gerçek taraftar olamıyor. Stadyumda, deplasmanlarda formasını alıp babasıyla beraber maça giden taraftarlardanım. Aynı zamanda kongre üyesiyim. Artık basket futbol ayırmadan peşindeyiz bu armanın. Tekrar teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ediyorum. Hemen ilk konuyla başlayalım. Ya Bursaspor şampiyonu oldu. Çok devrim niteliğindeydi. Yani burası için, Bursa için milat oldu onu. Ondan sonrası yani kötü şeyler yaşandı. Şampiyonluk sonrası neler yaşandı? Siz neler düşünüyorsunuz? Öyle başlayayım. Yani Bursaspor'un şampiyonluk sonrası herhalde sosyal medyada bir belgesel olur. Bizden sonra bizim hatta Avrupa'daki en büyük facialarımızdan biri olan Twente aynı şekilde şampiyonluk yaşayıp küme düşmeyi görüp tekrar bir şekilde dirildiler. Ama biz şampiyonluğu yaşadık. Şampiyonluktan sonrası İbrahim Yazıcı'nın rahmetli olması, bunun kötü yönetimlerin başa geçmesiyle bunu en büyük tetikleyen durum bu oldu. Ardı ardına gelen iyi olmayan yönetimler ve başarısız oyuncu transferleriyle, yüksek menajer ücretleriyle Bursaspor'un maddi olarak çöküşü başladı. Ama şunu da söylemek istiyorum ben. Bursaspor'un büyüklüğü hiçbir zaman değişmez. Yani. Biz tuttuğumuz takımı şampiyon yaptık. Özellikle geçmişten gelen büyüklerimiz, abilerimiz, bu kulübe çok büyük emek veren insanlar. Biz de lise yıllarında tattık şampiyonluğu. Hani buradan da yaşımız belli olur. Onu yaşamak, ondan öncesinde gören insanlar olarak o kadar güzel bir şeydi ki şampiyonluk. Ve ondan sonrasında üniversite hayatıyla beraber İnsanların o size bakışı, Bursa'ya bakışı o kadar sempatikleşmeye başlamıştı ki. Şimdi artık gittiğimizde farklı şehirlere, deplasmanlara, mesela Afyon'a deplasmana gittik. İnsanlar, Berk paylaştı hatta benimle, ben stat'taydım. Takım otobüsüyle fotoğraf çekiniyorlar. Yani, Bursa Spor bu kadar büyük bir kulüp. Biz bunu seneler önce ben şeyden hatırlıyorum. Sevgili Yusuf Mercan'la, buradan ona da selam olsun. Biz onunla ilk Adana Demir Spor maçına gittiğimizde küme düştüğümüz sene sanki Adana'da Real Madrid gelmiş gibi bir hava vardı. Yani bütün şehir böyle Bursaspor'un büyüklüğünü, Bursaspor geldi diye bir hava vardı. Ama oradan geliyoruz, görüyoruz ki evet Bursaspor hep büyük. Arması büyük, camiası büyük ama sağdaki Bursaspor'a bakınca maalesef şu hepimiz zaten oraya da geldik. Şu anki hakikaten çok sıkıntılı günler geçiyoruz. Ben mesleğe 2012 yılında başladım. Şampiyonluk sonrası Yazıcı'nın son dönemleriydi. İlk gittiğim mali genel kurulda merhum Yazıcı kasada şu anda bizim borcumuz yok. Kasada da 10 milyon euro yakın bir paramız var diye söylemişti. Yani bu para nasıl sizce kötü harcandı? Şu an çünkü dün akşam da önceki akşamlarda bir divan genel kurulu yapıldı. Evet. Bursaspor borcum 1 milyar üstüne bir de küsuratı olduğu söylendi. Yani neredeyse 1 milyar 100 milyon TL yakın bir borç var Bursaspor'da. Buradan buralara nasıl gelindi? Yani, detaylar da var ama hani ilk genel bir fikir olarak. Ya Tolga yanlışsam sen düzelt. Dün akşam açıklanan bilançoya göre Bursaspor'un şampiyonluktan bugüne kadar oyuncu satışından geliri 70 milyon euro. Aynen öyle. Bursaspor 70 milyon euro para kazanıp da nasıl 1 milyar küsür milyon TL borca sahip olabiliyor. Yani bunun maddi olarak, matematiksel olarak bir açıklaması yok. Bu sadece kötü yönetimlerle olabilecek bir şey. Kötü transfer tercihleri. Kötü transfer tercihleri. Yani yüksek menajer ücretleri.
yüksek yıllık ücretler. Hepsi içinde sanırsam. Bir kere bu işte en başta şuna dönmek lazım. Gene merhum başkanın o kasadaki parayı belirttiği an, merhum başkan aslında o zaman bize uyarıyı yapmıştı. Hem Bursa Spor taraftarına hem de bu meşhur şehir dinamiklerine. Hı. Demişti ki Bursa Spor şu anki gelirleriyle sürdüremez kendini. Yani ilk tek özlemede gideriz. Yani Bursa Spor sevdalıları işte ne bileyim Erkan Köristan çok büyük bir Bursa Sporludur. Recep Bölükbaşı İbrahim Yazıcı'nın listesinde olduğu için çok tamam. büyük bir destek gördü, geldi. Ali Ay şehir dinamikleri dediğimiz insanların desteğini aldı geldi. Hatta bence bu yüzden sandıktan belki Ali Ay Bursa Sporludur. Belki çok iyi bir Bursa Sporludur ama başarısız bir Bursa Spor yönetimiyle geldi. Başarısız transferler. Görüyoruz divanda bütün paraların yani, hepsi Ali Ay dönemine ait. O dönem ve kalıcı gelirlerin de yok ol. Mesela otopark satışıdır, benzinlik arazidir, arsalar vardır. Benim bildiğim iki tane arsa vardı herhalde. Biri 15, biri 10 milyon TL karşılığında Ali Ay tarafından alınmıştı. Evet. Daha yüksek fiyatta satırsa aradaki fark verilecekti ama neredeyse 6-7 sene oldu herhalde. Evet. Şeye böyle. Yani aynen öyle. Ama yok satış herhalde alıcı. Ya ben... bu emlak da çok değerlendi bu arada. Evet, yani, aynen değil öyle. Mi? Tabii. Ben kendisinin mesela Erdem güzel bir konuya değindi. Ben kendisinin geldiği dönemi hatırlıyorum. Yani çok ciddi bir mesela kendisine destek vardı. İşte sanayici, iyi Bursa Sporlu falan. Herkes beklediğimiz yönetim tabii, işte zengin paralı, başkan aynen, paralı. Aynen. Almanya'da okumuş falan işte vizyonu evet. geniş falan diye böyle konuşuluyordu yani iyi hatırlıyorum. Ama gerçekten dediğiniz gibi en büyük borç o döneme ait aynen, şu an büyük şeyde yani. Ya bir de şey dönemi de var. Mesela oraya da hemen geleceğim. İki sene zaten Bursa Spor küme düşüğe göre. Trabzon'da aslında zaten düşlük gibi sayılıyor hani evet, şey olduğu için. Aynen, o ondan sonra sezon da Leguen'le işte Mustafa Er'le tamamla o sene de evet. o Karabük'le küme düşmüş, bitmiş Karabük'le belki oynamasak evet. çok sıkıntılı belki günler geçirecektik sene... yani. Ama Tolga şu da var o sene yani şimdi eleştirirken doğruyu da söylemek lazım ama o Paul Logan'e kurulan takım tabii. iyi bir takım. Yani 3-5-2 oynayıp tabii. Ertuğrul Ersoy o zamanlar Logan'ı oynatabilmek için sistem değişikliği yaptı. Yani o takım iyiydi ama sonra iyiydi. Maaşların ödenememesi kadronun çoğunluğu çünkü yabancı futbolculardan yani oluşuyordu. Yabancı futbolcu para alamayınca oynamaz. Kiralık yani. Oyuncular yabancılar para almadığı zaman oynamıyor. Yani aynı yönetim hep aynı senaryo. İlk yarıda böyle tabii. bir ivmeli bir takım var. Hakeza Hamza Hamzoğlu'nun evet. takımı da ilk yarıda 5. iken biz ıslıkladık. Top hatırladım. Oynamıyor bu takım. Bu takım top oynamıyor diye. O sene Horkier'e girip sürekli takımı kurtarıyor. Aynen Horkier'e girip takımı kurtarıyordu. Ama şu da var. Belki Bursa Spor taraftarını bu yüzden eleştirenler var dışarıdan. Evet. Hatta ben her sabah Mehmet Ayan'ı dinlerim. O şey der Bursalılar çok biliyor falan gibi böyle takılır Bursalılara. Ama Bursa Spor taraftarı bir yandan da gördü. Yani Hamza Hamzoğlu'na ya tamam 5.yiz evet ama ya bu takım bir şeyler böyle var. Gitmeyecek. Bak böyle gitmeyeceği belli. Bunun belli. Mesajını vermişti diye düşünüyorum. Ya yalan değil. Bursa Spor taraftar futbolu bilir. Yani tabii son ya, senelerde zaten... değişen bir taraftar yapımız var. Onu o hariç. Son 4-5 sezon hariç. Gerçekten şampiyonluktan sonra değişen bir şeyimiz oldu ama ondan öncesine kadar biz camia olarak futbolu biliyorduk. Yani Hamza Hoca örneği. Şey rakamlar da ortada. Yani o İstanbul takımları çıkartalım. O 3 takımı çıkarttıktan sonra Trabzon bile belki o seviyelere ulaşamıyor. Deplasmanda evet, yapılan evet. Başakşehir maçında kırılan deplasman rekorları. Hepsi ortada hepimiz yani. Bunlar. Hepimiz oradaydık. İkincilikte şu andaki şeyde ya Süper Lig'de mesela ben bugün bir sabah bir karşıma haber geldi. İlk 10 haftanın Süper Lig'de fair play ödülleri Başakşehir'e ödül verilmiş. Hiç disiplin kuruluna sevk edilmeyecek. Niye 10 tane taraftar gidiyor çünkü maçlar. Yani, taraftar öyle, yok tabii. yani. Hani ama sükseli kadrolar. İşte şişirilmiş bir yerden şişirilmiş bütçelerle aynen. oyuncuları olduğu için de gidilmiyor. Buradaki şu an takım da ortada. Gelen taraftar da ortada aynen. yani. Aynen. Ya bu hafta Bayburt'a bile insanlar otobüslerle aynen uçaklar. Öyle. Aynen öyle. İnsanlar vardı. Yani Bayburt seyircisi kadar neredeyse Bursa Spor taraftarı vardı. Vardır. Bayburt'a. Yani ben de gidiyorum deplasmana takip etmeye çalışıyorum. Zaten dediğim gibi hep bir Bursa Spor'a bir evet güzel bir karşılama var. Şehirden böyle şey var. Taraftar olarak da öyle. Yani görmüyoruz o taraftarı. Benim merak ettiğim yine bir konu var. Ali Ay o iki dönem hakikaten iyi başladı, kötü bitti. Hep son anda kurtuldu Bursa Spor. Ben evet. o Karabük şeyinde. Hatta üçüncü dönem niye? Hatta şunu da söyleyeyim. Tabii. Üçüncü döneme geçmeden Berke'de katılarak Leguen'li dönem için İstanbul basını bile demiştir ki ya Bursa Spor harika hamleler yapıyor. Yani. Tabii. Çünkü ya hani. Çok iyi tabii. Ben de hatırlıyorum o dönemi. Yani. Hoca da öyleydi. Hepimiz heyecanlandırmıştır. Mesela eminim. Ben Leguen'in açıklandığı anı hatırlıyorum. Bein Sports o zamanlar bildirim tabii. atmış telefona. Paul Logan geldi falan. Twitter'a giriyorduk işte neler olmuş falan. Ama ondan sonrası. Yani mesela o dönemin stoperlerinden Ekong mesela o da çok tabii. güzel paraya satılmış yaptı. Kaliteli Premier bir stoperdi yani. Tabii. Aynen Nijer Milli takımıyla Dünya Kupası oynamıştı sanıyorum. Çiçi hatta. Süper Lig'de oynadı. Döndü Brezilya'da hala oynuyor. Aynen. Yani, Kembo oynasa aklını kula verse kalitesi tabii. tartışılmaz. Ya peki şimdi dediğine gelirsek dediğin evet. gibi. İki evet. Niye? İki sene neden böyle oldu? Üçüncü sene neden böyle? Orada bir karışıklık da oldu. Yani orada benim gördüğüm camiada taraftar arasında ve kongreyle
şeyler arasında da artık bir bölüşmeye gider. Hani zaten bizim sorumuzu getiren sadece Aliye'nin seçilmesi değil. Hani yanlıştı 2 sene zaten. Evet yanlış. Yani çok iyi Bursasporlu olabilir. Hani bak parasını harcıyor olabilir. Ne bileyim çok iyi insan olması beni hiçbir zaman ilgilendirmiyor. Bursaspor'a yaptıkları, icraatları önemli benim aynı, için. Aynı şey düşünüyorum. Yani neden burada onu camia tercih etti ve de neden bölündük? Erdem'le başlayalım ben cevaplayayım. O kongre herhalde bizim ilk oy kullandığımız kongrelerden biriydi. Olabilir. Şimdi burada neden bölündük? İşte burada taraftar olarak futbol endüstrisi gelişiyor ve geliştiğinde farklı uzuvlara dağılıyor. Biraz da öyle anlatalım. Bu uzuvların bazıları genelinde hepsinin bağlandığı tek bir yer var. Kanal var. Para ve işi bilmek. Şimdi o kongreyi hatırlayalım. Lemi Keskin, evet. Hüseyin Akdemir, Ahmet Bozdemir, Alay. Bir de Alay. Şimdi Ahmet Bozdemir tabii kişiliği vesairesi tartışılmaz. Zaten onlar değerli bursasporlular. Geçiyorum. Hüseyin Akdemir ve Alay kaldı. Alay'ın seçilmesindeki en büyük noktalardan biri zannediyorum bir ilk ada giren kongre üyeleri. Onların sandıklarından Alay çıkmıştı. Evet. Bir de mesela BTSO gibi şehir dinamiklerinin inatla Alay'a destek vermesi ve Alay'ın da ben bu şehirde ben bursasporluyum, ben bu şeyi kıracağım, kötü yönetim, işte ben bunu kıracağım, göreceksiniz bu sene tabanca gibi deyim yerindeyse tabii, evet. Takım tabii, kuracağım tabii. Demesi. Şey bitti dedi benim ustalığa geçiyoruz. Mimar Sinan gibi aynen demesi ve en önemlisi bu şehir dinamikleri mevzusu yani. Bunlar sandığa da etki ediyorlar. Onların Alay'ın arkasında durması etkisi bence çok büyük kongrede şey buldu. Hüseyin Akdemir'in böyle biraz daha böyle beyefendi, bizim böyle tribünleri anlayamayacağını, futbol camiasında yer bulamayacağını. Konuşması da çok etkili sanki. Evet. Mesela belki. Hüseyin Akdemir tam onu söyleyecek. Sanki böyle bir profesör anlatıyormuş. Yani evet kongrede. Böyle sanki üniversitede bir profesör bir konuşma yapıyor. O gün Hüseyin Akdemir herkesin kağıda beklediği. Kağıda da çok bağlı kaldı. Evet kağıttan okudu. O gün biraz daha kaldı. Böyle atak konuşsa. Ya Bursa Spor'un muhtemelen son senelerde tarihindeki en büyük kırılma noktası o playoff diyorum. O kongre. Ya bana çünkü da öyle geliyor. Çünkü yani denenmişi denemek, ben hep bunu söylerim. Denenmişi denemek kimseye bir şey kazandırmaz. Ya Ali Ay'ın başarısızlığı ortadaydı. Aynen dediğim ya, çok doğru. Alay çok iyi bir insan olabilir. Ya. Çok iyi bir bursasporlu olabilir. Ama loca oluyor, destek oluyor. Bak ne güzel aynen. Olsun. Ne güzel. Olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hep yapsın. Ama abi biz zaten bunları yaşadık. Tekrar bunu yaşayacağımız göz göre göre belliydi. Bunun sebebi de Ali Ay'ın sadece bir iki insana odaklanarak kulüp yönetmesiydi. Belki yine aynı şekilde seviyordur futbolu Hasan Parlak ve o zaman futbolcu evet, olsa ama şirketinizdeki muhasebeciniz siz onları futbolun başına geçirdiğiniz zaman oyuncularda da bir şey oluyor böyle. Kesinlikle. Yani keşke bu sadece mesela muhasebe işi ise kulübün muhasebesini aynen borç aynen. Ödenseydi o dönemde mesela. Katılıyorum. Ben de aynı görüşteyim. Ben de aynı görüşteyim. Yani ama bunlar etkiliyor yani ki etkiledi de bayağı da etkiledi. Etkiledi gördük. Mesela bazı sözleri var öyle hatırlarsanız. Basketbol şubesinden bir gün icra gelirse basketbol şubesini kapatırım. Evet. Vakıfköy'ü de gerekirse altyapıyı da kapatırım diye. Yani vizyonunu yani görüyoruz. Basketbol şubesini kapatmak isteyen insan basketbol şubesi geçen sezon Euro Cup'ta final oynadı. Bu sezonda 5'te 5 yaparak yoluna devam ediyor. Belki sezon sonunda 1 ya da 2 kupa kazanacak bir potansiyele sahip bir takım yani şu an. Evet. Bunun ama altında yatan şey günümüz basketbol dinamiklerini, endüstrisini doğru anlayan, tabii. Profesyonel yönetilen harika, ve yönetim anlayışı ve bu rant pastadan pay kapma şeyinin dışında kalması. Ama şimdi daha da başarıyla beraber artık herkesin dikkatini çekti. Artık herkes salona giriyor. Herkes bu tabii. Şeyden nemalanmak, herkes bu şeyden kendine bir paye biçmek isteyecek. Ya mesela bak Alay konusunda bir şeyi atladık. O zamanlar çok iyi hatırlıyorum. Futbolcular ödeme alamıyorlardı. Evet. Kulüpten birisinden duymuştum ya da kulüple yakın ilişkileri olan bir tanıdığımdan duymuştum. Tam emin değilim. Dediği şuydu. İbrahim Yazıcı rahmetli zamanında bir futbolcuya, futbolcu grubuna Ömer Erdoğan gidermiş. Kaptan konuşurmuş. Başkanım şöyle alacaklar var işte şöyle. İbrahim Yazıcı bir tarih sözü verdi mi? Tutuyormuş o zaman. O gün hepsinin alacağı hesabında olurmuş. Ali Ay'da bu iki kere olmuş. Üçüncü olduğunda yine ödenme olmamıştı. Mesela hatırlıyorum gazetelere de galiba bu düştü. Ondan evet, sonra evet. Futbolcu bütün güvenini kaybediyor. Ya Berk'e çok iyi katılıyorum. Ben iyi bir Bursaspor dergisi takipçisiyimdir. Evet, evet. Şimdi de devam ediyor ama eski ivmesinde değil inşallah daha da güzel olur. Ömer Erdoğan'ın demek cidir bu Bursa Spor dergisinde İbrahim Başkan alırmış karşısına. Kaptan nasıl takım? Başkanım ödemeler. Tamam dermiş. Şöyle şöyle olacak ama böyle olacak dermiş ve olurmuş. Zaten önemli olan şeylerden biri güven yönetime güven. Kesinlikle kesinlikle. Bu ve yönetici ve futbolcu ilişkisinin de laçkalaşmaması lazım. Şimdi Ali Ay bir başkan mesela bir topçunun tabii. Onun yanına her ne kadar artık futbol endüstrisi değişse de biraz böyle çekinerek gelmesi lazım. Çünkü burada evet. Bir başkandan bahsediyoruz. Farklı bir yapının bizde olması maalesef, lazım. Yani ben de o dönemleri yakından takip ettiğim için tabii. Mesela başkan dediğiniz öyle sahanın içine gelip antrenmanı çok fazla takip etmez. Biz 5 gün antrenman çıkıyordu. Her gün Ali'yi görüyorduk orada. İbrahim Yazıcı'yı kaç kere görüyordun? Yani, çok yani, aynen. Yani
Peki öbür yöneticiler mesela Ali Aydan öncekilerde mesela Recep Büyükbaş olsun, Erkan Körüstan olsun. Tabii işte onlar da çok şey yapmıyordu o kadar. Onlar ama işte ondan sonra dediğiniz gibi zaten laçkalaşmaya başladı yani bu işler. Evet, evet. Bir de Bursaspor'un bence en büyük şeyi de vardı. Düşmediğimiz o Paul'le geldi sezonda Mustafa Er'le bitiren Musa Son mesela ödemeler olmayınca sakatım diye çıkmıyordu. Evet. Bir sonraki sezon Sako yaptı aynı şeyi. Sako yaptı aynı şeyi. Şimdi önünde örnek var. Diyor ki yani, adam çıkmıyor bir şey de ya olmuyor. Tolga ben Sako'nun ilk çıktığı maç Beşiktaş maçıydı. Maçı. Attığı gol. Ben sahaya girdi ısınırken dedim ki bu nasıl topçu dedim ya. Sahaya bir girdi. Ya o zamanlar Vida ile Pepe vardı. Evet. Beşiktaş stoperleri. Ben cezalıydım televizyonları izledim. Aa, İkisine top vermedi ya. Dedim ki bu nasıl topçu dedim ya. Bu adam dedim parasını alırsa biz dedim bu sene gideriz aynen. Yani. Belli. Rahat rahat değil mi? Kesin. Geçeriz. Ama ondan sonra Sako oluyor, indiriyor. Sako'yu bence etkileyenlerden biri vardı. Vardı etkiledi. Sako o sene en az 4-5 evet. Tane golü vardan iptal olmuştu. Evet. Yani. Mesela Rize maçımız var 1-1 biten. Bursa Spor'u tam ivme yakalayacağı maç. Sako'nun çok güzel bir golü var. Çok ama evet. Var o sene var da bizi yaktı. Doğruydu yani, kararlar. Alanya maçında ama. Tunay'ın boş kaleye atamadığı evet. Pozisyon aman, var. Evet, arka direkte. Evet, hatırlıyorum. Yani çok fazla düştü. Ama bunların da Sako için anti parantez bence çok ironik. Samet Aybaba Sako için maç sonu şey demişti Beşiktaş maçından sonra. Bursa Spor forvetini buldu. Ya transfer eden sen değil misin? Yani. Ya, ama bunların hiçbirisi kötü yönetime engel değil ama. Aynen. Yani, yani gol kaçar olur ama kötü yönetime... Biz hala %100. Konuşuruz Ali Ağa yönetimi için. Ya şu Sako'ya parasını verseydin de oynasaydı da ne sen bunları yaşasaydın ne biz ne yaşasaydık. Biz yaşasaydık. Gerçekten ya, yani. Ben o dönemde siz çok fazla gündeme gelmemişti. O dönemde bizim devre arası transfer yasağımız vardı. Evet, hatırlıyorsunuz evet, belki. Evet. Biz Antalya'da takımın kamp yaptığı otele gittik. Bütün gazeteciler falan. Hatta orada biraz ben tepki de görmüştüm birkaç kişiden. Biz transfer tahtasını açmayalım. İşte oyuncuya ödeme yapalım. Bu takım bu evet, şeyde ligde evet, kalır demişti. Evet. Herkes... Bütün oraya gelen işte meslek büyüklerim, kardeşlerim, Raşıtlarım herkese doğru diyorsun başkanım. Yeter ki ödemeler olsun kalırız demişti. Ben dedim ki doğru söylüyorsun başkanım ama herkes güçlendi. Evet. Hani biz daha az puan alabiliriz bak hani ödeme güçlü ama gene de bir ya da iki tane yapsak sanki olabilir tarzı bir şey söylemiştim. Ya yok işte hani ne gerek var biz ödeme yapıyoruz tahtaya gidecek o parayı oyunculara vermezsek elimizde tutamayız ki düştük. Hakikaten ama çok fazla güçlenen takım da vardı. Bizim takım mühendisliğinde hata var. O zaman şimdi evet. Sako müzmin sakat. Umut Nahir koyabileceği katkı ortada. E başka da forvet yok, yok elinde. Şimdi o mantık belki doğru. Biz şampiyon olurken de devre arasında İbrahim Yazıcı'ya onu oyuncuların parası ödensin önce demişti. Bir biz tane sadece İglesias'ı aldık. Evet, evet, onu da sana bırakayım. İglesias'ı da hatta şey diye söyler. Stoperleri çalıştırsın. Stoperlere uzun boylu şey forvet olsun evet. Çalıştırsın diye aldığı konuşuluyordu o zaman. İyi yani hatırlıyorum. Ertuğrul Sağlam'ın yani. Vizyoner olduğu evet, zamanlar. Evet. Yani. Evet. O döneme de gelmedik aslında. Şimdi evet, yakın tarihe gelmeye başladık ama şampiyonluk sonrasını. Erdem'in dediği çok doğru bak şimdi. Bir yönetim anlayışı orada var. Evet maaşları ödeyelim ama takım ya, tıkır tabii. Tıkır gidiyor. Tamam burada da o sene belki bizim bir tane forvetimiz olsaydı. Ya, işte ya onu çünkü diyorum. Bütün yük Umut Nahir vardı. Umut'un ya, omuzlarına binmişti. Zaten kiralık kadroyla oluşan bir takımdı. Çok evet, fazla kiralık çok vardı. Çok fazla kiralık vardı. Transfer o kadar değil. Yani kadrosunu düşünmeyen oyuncuları Avrupa'dan da yani ligden de belki alabilirdik böyle bir ya da iki tane kiralık yani, oyuncuyla. Tolga biz o gün küme düştüğümüz maçta Malatya'daydık. Evet. Biz orada hüngür hüngür ağlarken futbolcular gözyaşı numaradan soyunma odasına gitti ya da forma değişip içeri ben gittiler. Yani. Furkan Emre ile Kubilay'ı hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Evet, Ertuğrul onu. Biraz. Yedek kulübü. Şeydi, aynen. Belki. Biraz şeydi o gün şeydi ama. Ama şimdi sen Henry Seve'ye Seve ne zaten gülerek konuşuyordu. Yani. Tabii aynen. Videoları vardı değil evet. Mi? Orta gülerek sahada, ben de çektim fotoğrafları atak. Aynen. Ya böyle bir kadro Erdem'in az önce dediği gibi böyle bir kadro mühendisliğiyle sen ne bekleyebilirsin? Ya bilmiyorum. Aslında hakikaten iyi başladı o 2-0'dan 3-2'ye dönen buradaki Galatasaray maçı. Zaten tabii. Hepimizi okan Başakşehir'de, dedi. Başakşehir'de işte o gün oynanmayan, ertesi günü ertelenen kar yağışında sonra Vişcan'ın attığı golle yediğimiz evet, yani. Ya da devre arasına girmeden hemen önce. Aytaç'ın Malatya maçı. Aytaç'ı çok da severim ya, o sene. Aytaç o penaltıyı atsa belki ligde devre kalacak. Arası. Tabii belki farklı tahta, şeyler konuşuyorduk. Bilmiyorum yani şeyler. Ama işte her türlü yönetim evet. Zaafı. Yakın geçmişe gelmeye başladık böyle. Ertuğrul Sağlam'ı da hani şampiyon hocayı evet bir parantez açalım Ertuğrul Sağlam'ı da. Geldi şampiyon yaptı sonra ağlayarak ayrıldı. İkinci dönemi de var Recep Bülükbaşı ile birlikte yine olmayan ondan sonra giden şampiyon hoca hakkında. Önce Ertuğrul ben hakkında. Konuşayım Erdem hocayı çok sever çünkü. Ben de severim. Bizim hayatımızın en mutlu gününün en büyük mimarlarındandır. Başta tabii. İbrahim Yazıcı'dır sonra Ertuğrul Sağlam'dır. Bunu hiç kimse aksini söyleyemez. Ama biz o sene hatta okuduğumuz lisede Bursaspor tarihini araştırmıştık. Bursaspor
noterliği ilgili çalışmalar yapmıştık. Çok tesislere geldik, gittik o sene. Ertuğrul Hoca ile çok muhabbetler ederdik. Yani Ömer Erdoğan'la falan bayağı böyle tabii konuşurduk. Tabii okulda ağırladık onları. Okulda ağırladık, okulumuza geldiler falan. Ertuğrul Hoca, ben hep şöyle söylerim. Yani o sene çok iyiydi ki şampiyon oldu. Ama bence ondan sonraki senelerde, hocam izlerseniz bana ne olur kızmayın, darılmayın. Ondan sonraki senelerde bence Ertuğrul Hoca futbolun bir iki yeniliğini yakalayamadı diye. Zaten o. Ve ben en çok Ertuğrul Hoca'nın Recep Bölükbaşı döneminde gelişine üzüldüm. Ben o zamanlar Almanya'da yaşıyordum. Kampa gittik biz. Şenol Güneş gitmişti. Ertuğrul Sağlam geldiğinde biz dedik ki ilk Volkan Şen gider dedik. Öyle de oldu. Ertuğrul Hoca geldiğinde takımın en önemli oyuncuları gitti. Bakan bu gitti. Volkan Şen gitti. Ozan Tufan gitti. Serdar Aziz gitti. Aynen öyle. Hepsi. Bir anda takımın iskeleti çöktü. O sene çöktü. Zaten Türkiye futbol transfer tarihinin rekoru en fazla bir sezonda oyuncu gelip gitmesi para kazanan dedi. Para kazanan takım şimdi, oldu. Tabii Fenerbahçe bir anda bizi transfer etti. Şener, Ozan Tufan. Ya bizim sağ bekimiz, stoperimiz, orta sahamız, kanatlarımız bir anda Fenerbahçe'nin oldu yani. Aldı adamlar bizim oyuncuları kurdu. Şimdi hocayı evet eleştiririz. Ben de eleştiriyorum. Ama bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani çünkü takımın iskeleti olduğu gibi gitti. Ve bir anda devşirme bir takım oldu. Oradan transfer, i̇şte buradan stok transfer. Stok kiralandı. Çok plansız bir takım kuruldu. Çok plansız bir takım oldu. Ve maalesef bu Ertuğrul Sağlam içindeki Bursaspor sevgisini hiç kimse herhalde tartışmaz. Maalesef bu kötü dönem hocaya denk geldi. Ve hiç kimsenin istemeyeceği bir şekilde buradan ağlayarak gitti. Yani yanlış yönetimin o seneki Recep Bölükbaşı'nın yaptığı hatalar Ertuğrul Hoca'ya maalesef mal olmuş oldu. Ama hoca da bence şunu yapabilirdi. İkinci kahraman olabilirdi. Ben gelirken bana verilen sözler tutulmadı. Ben bu oyuncu kadrosuyla çalışacaktım. Hepsini gönderdiniz. Madem gönderdiniz ben de yokum deyip hoca tekrar ikinci kahramanlığını ilan edebilirdi. Ama işte, Ertuğrul Hoca da bunu yapacak bir insan değil biliyoruz aynen, yani. Bırakacak bu durumda. Hep naif, hep her zaman ben kötü günde yanında oldum. Öyle bir insan yani kendisi. Evet. Ben burada bir araya gireyim Ertuğrul Hoca ile alakalı. Şimdi Ertuğrul Hoca öncesinde ben Bergerli dönemi hatırlıyorum. Bursa Spor ona yetiştim. Oradan başladım. Şöyle bir düşünüyorum işte Nejat Biyedeç, İmparator bu camia için kalitesi vesaire tartışılmaz. Inter Toto dönemi falan. Ondan sonra bir Erdoğan Hoca dönemini hatırlıyorum. Kümede kaldı. Yılmaz Hoca gelip giderdi. Ha, Yılmaz Vural gelip giderdi. Aynen öyle. Bir Hacı dönemimiz falan var gene. İşte arada düşmenin başındaki sezon başı. Bülent Korkmaz dönemi var bir kısa bir süre. Evet. Devamında bir Samet Aybaba falan. Güvenç Kurtar var gibi. Şimdi baktığımızda kurtar bizi. Böyle bir Türkiye'de böyle bir teknik direktör simsarlığı hep konuşulur. Böyle hep gelip giden. Aslında Ertuğrul Hoca Bursa'ya geldiğinde baktığımızda böyle en doğru hocalardan biri böyle. Hatta ya hepimizin o günkü yaşadığı mutluluğu hatırlayın. Aynen. Tertemiz bir insandı. Yani. Bu tribünler adam gibi adam Ertuğrul Sağlam bestesini bu adam için herhalde yaptılar. Herhalde Beşiktaş'tan gelip de bu kadar sevilebilecek kesinlikle tek kişi falandır yani. Aynen. Yani. Ama Beşiktaş'tan yani. Gelip de sevilenler bizde mesela Sinan Kaloğlu, Bursalı tamam, Sinan. Ama Ertuğrul Hoca gibi aynen. Yani ben Selim abinin o gün testlerde taktığı atkıyı falan unutmam o günü yani. Aynen bunu kendi karakteri ve doğru duruşuyla yaptı Ertuğrul Hoca. Ve Bursa Spor'a geldiğinde öyle bir bütünleşme yakaladı ki başarı kaçınılmazdı yani. Ama şöyle bir antiparantez. Futbol menajer hepimiz oynuyoruz. O dönemki kadroyu futbol menajere kurun. Gene şampiyonluğa oynuyor. Çok oynuyordu. Da güzel bir kadro kurulmuştu yani. Çok da iyi oynuyor. Hep zaten eski futbolcular bir araya geldiğinde söylüyorlar. Genç topçularla tecrübeli topçuların. Evet, geçen Hüseyin Cimşir konuşmuş. Evet, i̇şte benim gibi İşte ne bileyim mesela ben dedi Trabzon'da oynadım. Ömer dedi Ali'den ayrıldı geldi şampiyonluk yaşadı. Kesinlikle. Evet. Adam ne şampiyonluk yaşadı. Alman bekledi. Yani. Aynen. Ali Tandoğan öyle. Ali Tandoğan öyle. Evet. Ömer'in Galatasaray geçmişi var. Zapo aynen. Zaten aynen. Beşiktaş'tan öyle. Geldi. Tuna Beşiktaş'tan geldi. Volkan Sercan bunlar Ergiç Bazel'in kaptanlığını yaparken geldi. Aynen öyle. Yani, Ergiç çok önemli bir oyuncu. Yani kadro yani. Planlamasına bak. Bir de az önce bahsettiğimiz kadro. Evet. Aynen. Yani. Şimdi bizim hep konuştuğumuz bir şey var Berk'le. Şampiyonluk sonrası o şampiyon ligi döneminde güzel bir yabancı transferi yapılmadı. Evet. Yabancı transferi güzel ne zaman yapıldı? Bir sonraki. Scott Carson'lı, Anton Ferdinand'lı, Maurice Edu'lu, Belushi'li. Mesela Insua çok güzel bir fanteziydi ama tutmadı. Bataşa, çok güzel fantezi. Yani. Aynen. Insua'nın yerinde 8 numara değildi yani. Mesela NDI'ye transferi. Harika bir transferdi ve Bursa Spor'da bundan para kazandı. Bizim gibi kulüplerin böyle şeylere ihtiyacı var. Kesinlikle. Ya NDI'ye bir hedef gösterip dur bir iki sene daha sen kal bu takımla kendini bak Avrupa
Avrupa'da göster demek ya da bu oyuncuları satıp bunlardan para kazanmak. Aynı oyunculara yatırım yapabilmek ya da kesinlikle. Böyle. Kesinlikle. Aynen. Evet. Aynı oyunculara yatırım yapabilmek. Ya orada planlamada zaten çöküşlerde bunların hepsinin çok büyük katkısı var. Bir de eğri oturup doğru konuşalım. Şampiyonluk sonrası her takımın Bursaspor'a oynadığı şablon, Bursaspor'a çıkışı değişti. Çok değişti. Yani değişti. Biz her maç böyle 1-1'ken son dakika golleri. Mesela Sivasspor'u yendiğimiz bir 2-1'lik maç vardı. Evet, Ömer Erdoğan'ı ileri gönder. İndirsin, Kenny Miller atsın golü. Hep aynı taktiğe dönmüş. Aynen. Zaten. Aynen. Son dakikalarda aynı şeye dönmüş. İşte Ertuğrul Hoca'nın dediğim kendini bir tık ileri getirememesi. Günümüzü yakalayamayınca, geliştiremeyince, hani güncelleyemeyince daha doğrusu ama daha sonlar yaşanıyor. Bugünden bakınca ne kaybettik? Ertuğrul Hoca kalsaydı takımda. Hatta o gün şey demiş İbrahim Başkan'ın, kendisi söylüyor. Bir ben, kıvılcım yaratmamız lazım demiş. Ha, aynen. Ya sen git demiş ya ben gideyim. Bir kıvılcım lazım. Hani herkes alıştı. Ama mesela düşününce o Alex Ferguson kaç yıl Manchester United'da direktörlük. Biz bunu yapamaz mıydık? Biz onları yapamıyoruz maalesef. Ya, onlar Türkiye'ye göre. Onlar göre Türk genel yapamayız futbol problemlerinden ama en işte büyük başta yaptığımız gün, başardığımız gün bence Türk futbolu da, Bursa futbolu da çok farklı yerlere gelecek. Gelecek kesinlikle. Sonuç seneyi değerlendirirsek düşmeden önceki, son konuya gelmeden önce. Geliyoruz. Yani, hashtag. Evet geliyoruz. Yani hangi düşmeden? Düştük, Süper Lig'den düştükten sonra ilk sezon yani bence iyi bir kadro vardı. Ve hoca da bence çok doğru. Ben bu düştükten sonra en başarılı hocalardan biri çalıştığımız. Oyun olarak evet. Oyun olarak çok olmayabilir. Göze hoş gelen bir futbol olmayabilir, bir şeyler olmayabilir ama Yalçın Hoca puan bazında galiba en başarılarından birisi. Kesinlikle ya, inanılmaz bir ortalaması vardı. Eksi 3 puanla başladık. Düştük yetmedi, bir de eksi 3 puanla yapıştırdılar ya bize. Biz sürekli 7/24 Bursa Spor konuşuyoruz. Her konuştuğumuzda da söylediğimiz bizim hep şu var. Erkan Kamat, Mesut Mestan. Evet. Bursaspor'a para verdiler, veremediler. Ama bu adamlar her zaman futbolu bilen adamlardı. Hı-hı. Çünkü Bursaspor'un en başarılı dönemlerinde, en başarılı transferlerinde hep bu vardı. Yazıcı döneminde, yönetimdeydiler. Hep bunlar, hep aynı. Bu ikili vardı. Şimdi aynı dediğine ben de katılıyorum. Bursaspor'un Süper Lig'den düştükten sonraki, şu ana kadarki en iyi kadrosu o seneydi. Hatta biz o sene sanıyorum Covid olmasaydı biz Covid'e lig üçüncüsü ya da ikincisi girmiştik. Değil mi? Eğer Covid olmasaydı biz o gazla belki o sene çıkacaktık. Belki de aynen öyle. Şimdi sene başına gelirsek Yalçın Koşukavak evet ben mesela o zaman düştüğümüz zaman hatta bizim yönetimden bir abimiz vardı. Onunla telefonda konuşuyordum. Ya abi ne yapacaksınız işte yönetici hoca konusunu falan. Ya dedim Yalçın Koşukavak gibi falan bir hoca var. Bayağı dedim futbolu güncel takip ediyor, bayağı iyi falan. Sen dedi nereden biliyorsun? Şu an dedi biz onunla görüşmeye gidiyoruz falan dedi bana. Vallahi dedim inşallah olur. Yalçın Hoca'yı çok isteriz falan. Ben en çok isteyenlerden biriydim. Ama Yalçın Hoca ile gerçekten çok iyi başlayan bir döngü vardı. Çok iyi gitti Bursaspor. Ama sonrasında bir şeyler taraftarla ve Yalçın Hoca ile sanki koptu. Bence bunun en büyük sebeplerinden biri ben de mesela aynı şeyi düşünüyorum. Seleznov. Yani Bursaspor'da Seleznov gibi bir forvet varsa Seleznov oynar. Sen yıldız yönetmeyi bence yapabilmeliydi Yalçın Hoca. Orada bence biz bir bir de araya gireyim. Kesinlikle Yalçın Hoca'yı ben de çok severek. Biraz prensip konusunda sıkıntılı. Aynen. Yani. Bir de taktik konusunda. Mesela oynattığı taktik sürekli yerden işte paslarla çıkalım. Yani mesela o transfer tahta açıldıktan sonra onun için de bir şeyler söyleyeceğim ama şimdi araya gireyim kısa. Tahta ile beraber gelen transferlerle gençleri bence harmanlama konusunda sıkıntı yaşadı. Ve mesela atıyorum Özer Urmacı kaç yaşına gelmiş? Şimdi bu adama sen bir daha taktik disiplin aşılayamazsın. Gözümüzle gördük. Biz 8-10 senedir ya yani bu stat açıldığından beri Batı Alt'ta bizim her sene blok yüzde kombinemiz var. Gözümüzle gördük. Hatta Erdem'i uyardım. Dedim ki baraj kurulmuş. Bize frikik atıyorlar. Selçuk Şahin barajda. Selçuk Şahin'e zıpla diye gösteriyor. Ya hocam yani istersen sen de darılma kırılma ama Selçuk Şahin'in futbol tecrübesi yaşadığı Şampiyonlar Ligi milli takım maçları olsun, Süper Lig'de oynadığı derbiler olsun, şu olsun bu olsun. Yani senden çok daha fazla. Selçuk Şahin onu daha fazla biliyor. Özer Hurmacı keza öyle olsun. Yani isim yani bize aynen darılma bizim taraftar bakışı. Bizim taraftar bakışı. Yani ben söylüyorum keşke Yalçın Hoca Seleznov'u idare edebilseydi biz o sene çıkardık. Ben ayrılık sebebini şey olarak biliyorum hani o dönemki şeylerde. Yani devre arası işte transfer olsun olmasın. Yalçın Hoca demiş ki gerek yok transfere. Var orada da. Yani işte diyorum ya o görüş ayrılıklarından dolayı. Katılıyorum. Yani. Ki İbrahim Üzülmez geldi. Ondan sonraki aynen, işte İbrahim aşağılara gidiş yani. Biraz. Aslında İbrahim Üzülmez çok iyi başladı. Ben İbrahim Üzülmez'in iyi olacağını düşünüyordum. Başladı. Evet Menemen'deydik o gün. Menemen'deydik mesela. Kulübenin hemen arkasında oturuyorduk. Yani ilk maç 3 gün olmuş. Evet. Hadi bir şey diyemezsin. İyi de bir ivme yakaladı. 5 maçta 4 galibiyetle falan başladık. Evet. Ama ondan sonra Hatay yine maçı 2-1. Karagümrük maçı 2-1. Pandemi. Akhisar'ı yendi. Bence İbrahim Üzülmez de pandemiye kadar. Yani sanki orada pandemide oynamaması bir teknik direktör değişikliği sanki
sanki pandemide vaktinde olsaydı daha iyiydi yani. Yoksa, orada çok kopuldu. Aynen evet. İbrahim Yazıcı'ya kurul şey İbrahim Üzülmez'e kurulan kadro bence tabii. Bu ligde evet. Rahatlıkla çıkabilecek bir kadro. Şu an yani. Tayfur Bingöl'ü almıştı devre arası. Yani hepimiz mest Sivas oluyorduk. Sivasspor'dan 10 numara Abdurrezzak Traore geldi. Yani inanılmaz oyuncular geldi. Ya ben onun bir şeyini görmüştüm İbrahim Hoca'nın maçta. Önümüzde biz yedek kulübesinden Abdurrezzak Traore maraton tribünü önünde. Ya Abdurrezzak Traore'ye bir el hareketleri, bir kol hareketleri nasıl bağırıyor ama adam istediği pası atmadı diye. Ondan sonra öğrendik İbrahim Hoca antrenmanlarda da oyunculara çok böyle bağırış çağırış küfürler evet. Falan oluyormuş yani. Çok sert şey yapıyor. Çok sert. Evet. Sen daha iyi bilirsin tabii onları bizden daha çok gör. Yani antrenmanlarda çok sert yani, şeyleri vardı. Mesela, ben de Ümraniye deplasmanında şahit oldum yani. Hocalar şey yardımcı hocaların da acımazdı. İbrahim Hoca'nın yaptığı en doğru şey neydi abi? Yıldız oyuncu Selezno'yu idare etmek. 45 dakika 45 dakika oynatacağım Yalçın dedi. Hoca da aynısını yapsaydı ben eminim Yalçın Hoca daha fazla puan alacaktı ve bu değişiklikler olmayacak. Yani bunları yaşamayacak. Mesela aynen öyle. O dönemi ben yalnız tek şey bir de Yalçın Hoca'yla bilmiyorum katılırsınız katılmazsınız. Ali Akman'ı oynatmaya başlamıştı. Evet. Ondan sonra Yalçın Hoca gittikten sonra Ali Akman formayı unuttu ve o dönem zaten imzalamadığı için de evet, son aynen. Senesine geldi ve gitti. Yalçın Hoca belki kalsa oynayacak ve imzalayacaktı sözleşmeyi. Yalçın Hoca ne kadar etkilerdi bilemiyorum. Ben onu oynatırsam 3 gün kendilerine gelemiyorlar falan. Hocam çocuk çıktı bir sene sonra takır takır gol attı. Evet. Tam yapıp gitti ortalıkta. Yok hani az yani. Oynatıyordu ama oynatıyordu en azından. Gönlünü hoş tutuyordu. Aliço diyordu mesela. Hani bizim aynen. Antrenmanlarda gördüğümüz baba oğlu ilişkisi vardı böyle ama birazcık. Ama Tolga ben mesela o konuda sana katılmıyorum. Yani bence Ali Akman'a o sene daha fazla ya, şans verebilirdi. Çünkü Kubilay'a çok şans verdi ve Kubilay kullanamadı. Yani. Bence Ali orada Yalçın Hoca o verdiği demeçle biraz Bursaspor'un menfaatlerini ve yönetimini koruyordu. Ali Akman'ın gittiği seneki arkadaşlarının ve bu taraftarın emeğini zayi ettiği dönemden anlayabiliriz. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Git sezon sonunda imzala ya. Milli Frankfurt'ta. Takım kampında imzalaması. Milli takım kampında. Ne yani, gerek var ya? Amcası, genç arkadaşlarımla. Amcasını yarıyor orada milli takım kampının içinde. Yani, tabii canım yani. Onları çok ölçüyor. Ya bu altyapıda bu kadar hiç mi bunların bir değeri yok? Ya biz mi çok duygusalız? Biz tabii taraftar İstanbul takımları gibi her sene şampiyonluk görmeden, kupaları almadan belki. Bu kadar belki, çabuk profesyonel olamaz ya, bence insan. Profesyonel olur ama bizim, yani bu kadar çabuk olamaz herhalde. Ya bizim Ali Akman'dan ben ayrı bir şey söyleyeceğim. Bir de bizim sanırım en büyük sıkıntımız şey oldu. Biz çok duygusalız. Bir de Bursaspor şampiyon takım. Yani bunu herkes kabul ediyor Türkiye'de. Biz küme düştükten sonra biz dedik ki ne oluyoruz? Orada bir çırpınışla, herkes bir hırsla, bir hınçla o sene kendini atmaya uğraştı herkes. Tabii. Doğrusuyla yanlışıyla. Bu olmadıkça her geçen süre ne taraftarın, ne kongre üyesinin, yani kimsenin artık bir sabrı kalmadı Bursaspor'a. Evet, yani sabır bitti insanlarda. Yani yoksa o Esenler Erok maçından. Biz taraftar olarak bilmiyor muyuz? Evet sahada gencecik topçular oynuyor. Evet 3 tane tecrübeli ismimiz var. Evet Esenler Erok'ta 6 tane pendikli. Bu ligi bilen şampiyonunu oynatacak adam var. Şampiyonluk adaylı. Belki de çıkacaklar birinci olarak. Belki de çıkacaklar. Bizi yenmeleri çok doğal değil mi? Doğal. Ama o armaya o şeye olunca artık sabır da kalmamış. Mecburen tepki koyuyoruz. Sahada reaksiyon görmeyince insan oluyor. Evet bak şimdi yenilirsin yetineşi olur ama çatır çatır mücadele edersin. Foul yaparsın. Bir şey yaparsın. İstiyor bunu taraftar. Bunu kimse şey yapma hikaye edemez. Halı sahada yeri geliyor yeniliyorsun. Çata çat mücadeleni izliyorsun. Bilirsin. Her hafta bir maçımız var biliyorsun. Yani. Tabii aynen. Ya abi mesela Tayfur Bingöl bak az önce dediğin gibi. Tayfur devre arasında geldi ama kendini taraftar nasıl sevdirdi hepiniz hatırlayın. Evet. Niye? Adam çünkü giydiği formanın hakkını veriyor. Yani çok fazla. Sağ bek oynadığı maçlarda sağ açığa göre daha iyi oynayan, daha çok asist yapan bir adam. Kesinlikle. Yani öyle. Biz Bursaspor taraftarının senelerdir istediği tek şey budur abi mücadele edin. Biz zaten size galibiyeti getireceğiz yani. Aynen öyle. Kesinlikle. Çok mücadele edin. Son olarak şimdiki son döneme geçelim. Geçen sene yaşanan işte Emin Adanur yönetimi. Ondan sonra Ömer Furkan Baraz yönetimi. Bunlar hangi şekilde hata yaptılar sizce ve de bu takım artık kurtulur mu? Nasıl kurtulur? Şimdi Emine Donur zaten herhalde YouTube'dan birkaç videoyla falan Özlüce'nin bina vesaire yapımıyla alakalı projelerle dikkat çekmişti zaten. Kendisi de tanımıyorum şahsen ama mutlaka bir Bursasporludur. Kendisinde bu kulübe emekleri olmuştur. Önce onları söyleyelim. Kendisi tahtayı açacağım. Çok güzel vaatlerle geldi. Zaten medya olarak işte ince sözlük vesaire güzel de bir hava yarattı. Tabii. Hatta biz o dönem Berk'le konuşurken işte Twitter'da bir vesaire. Bir heyecanlandırdı değil mi herkesi? Aynen. Bursaspor ne kadar çok konuşuluyor. Ben mesela şey diyordum. Çok iyi hatırlıyorum. Bak diyordum bundan sonra artık offside'den golümüzü yedik diyelim. Penaltı verilmedi falan. Sosyal gündeme medyada kesin gündemdeyiz artık diyordum ben mesela. Yani. Mesela kongrede Mustafa Er takımda kalacak dedi kendisi. O da çok önemli bir vaatti. Kesinlikle. Evet. Bataj'a o dönem takım geri Mustafa Er'le yani. Beraber geri dönmüştü. Ama zannediyorum herhalde kendi Mustafa Er'le Emine Donur arasında bir uyuşmazlık mı oldu? Ya da futbolu yani yönetenlerde mi bir uyuşmazlık oldu? O konuyu basın daha iyi
diyebilir aynen, ama sanki daha iyi bilir. Geldiği günden itibaren hep bir kopukluk varmış aralarında. Yani zaten şöyle şey, yani. Emre Doğru'la şehrin geri gelen siyaset arasında bir kopukluk var. Hocanın tercihi de diğer tarafta diğer gelen, ben öyle, öyle biliyorum. Evet, yani. Ben de öyle biliyorum. Yani hani bu Twitter odaları falan oluyor artık her akşam. İlk dinliyoruz. Baştan sonra atılan tweetler yani. Aynen. Tabii. Müthiş başlayan bir şeyi ilk baştan sonra nasıl rezalete dönüştürdün? Ya hepiniz hatırlayın, tahta açıldığında herkesin Twitter'da neler yazdığını, o mutluluğu, transferler şöyle böyle. Tahta kırılması gifleri. Aynen, tahta kırılma gifleri. Hepimiz paylaştık o tahtayı kırdık ama. Aslında biz tahta açılmasını tatmış bir insanlarız. Bu tahtada en önemli şey baskı yaratmamak. Çünkü camia baskıyı yarattığında o tahta için imza atacak topçular diyor ki tamam bu açacak tahtayı. Mecbur. Ben para mecbur. 5 milyonu atıyor. Evet. Mesela ilk düştüğümüz sene Konur Alp'ti zannediyorum ikinci başkan Mesut Mestan senesi. Evet. Divanda diyordu ki ya şey yapmayın ya bana tepki vermeyin. Bakın lütfen tahta için bir şey sormayın. Evet. Çünkü bu önemli. Bizim de ama işte sabrımız da kalmadı. İşte o bahsettiğim sabırsızlık olayı. Sabrımız da kalmadı. Çok uzun sürdü. Yani evet çok zordu ama 60 günü geçen bir süreç vardı kongrede sonrası. Ya geçen biz şeyi düşündük. Bu stat açıldığında neredeyse Süper Lig'de 4 sene oynamışız. Evet. 5 sene oynamışız. Alt liglerde de 4 sene oldu. Aynen öyle. Yani. Neyse gelelim Emine Donur senesine. Çok güzel başladı. Hepimiz zaten. Ben o gün kongreye gidemedim. Çeşitli nedenlerden dolayı. Ama gitseydim ben de Emine Donur'a oy verdim. Zaten çok da farklı bir şey yoktu. Hepimizi inandırmıştı. Hepimiz de peşinden gittik. 3 tane aday vardı. Ya başka da Sayın Erkan Kamat broşür bile bastırmamıştı. Evet. Kendini tanıtım olarak şey olarak. Ben zaten şampiyon yönetiminden gelmişim. Geçen sene bu takımı ligde tuttuğum için %100 seçileceğim diye etrafı öyle söylemişti. Öyle. Diğer başkan adayını da biliyoruz. Erkan Kamat birazcık maddi destek bulabilseydi yani çok farklı olacağına inanıyorum ben. Geçen sene bir hikaye vardı. Keşke Emine Donur o hikayenin üstüne bir şey inşa etme yoluna gitseydi. 17 transfer yapmak yerine. Evet. Kendisinin de söylediği bir demeç var. Bitti. Hani ben tahtaya odaklandım. Transferleri arkadaşlarıma bıraktım. Herhalde o da orada bir gol yedi arkadaşlarından ya da bu bahsettiği insanlardan. Bir iskelet vardı tutamadı. O iskelete 4 tane yedek, 5 tane de as oyuncu ya da 4 tane as oyuncu alsam hani belki. Ya, kaliteli 5 yabancı aynen. bizi şey yapardı. Kaliteli 5 yabancı, aynen, ligi bilen 3 topçu. Bir de geçen sene çıkarmış topçular mesela. Bizde klasik taktik olduk. Çıkarmış oyuncular. Bu ligin bir şeyleri var yani. Böyle bu. TFF'nin bir genetiği var. Belli abi yani. Bu ligin Mehmet Akyüz diye bir gerçeği var. Aynen. Her ligde gol atıyor. Evet. Mesela Hatay'ın bir stoperi vardı. Sade Akyüz mü ne? Hatay'ı çıkarttı. Giresun'u çıkarttı. Hatay'ın kalecisi Bursalı hatta. Evet. Mesela Ankara gücünde şu an mesela biliyorum. O mesela. Aynen öyle. Çok çok var isim böyle. Hani dediğin gibi bir miyak taşları var. Onları yapılabilirdi. Hani farklı bizim yollara. İçin bir kabus oldu. Geliyoruz hashtag'iyle başladık. Berk'le gülüyorduk böyle ya geliyoruz ama gidiyoruz mu olacak? Hayırdır falan diye böyle acı acı gülerken. Derken, yaşadık yani. Gerçekten yaşadık yani. Bundan sonrası için ne olur Erdem? Valla onu da biraz Berk'e de gelecek. Valla bundan... Onu. Sen de belki gene şeyi değerlendir aslında. Yani bu yönetim son ya, iki yönetimi. Emine Danur konusunda aynı şeyleri düşünüyoruz. Zaten 7-24 birlikte olduğumuz için hep artık her şeyi aynı düşünüyor olduk. Yani ben de Erdem'le aynı görüşteyim. İyi bir hava yakalandı. Yani. Çok iyi gidiyordu her şey. Yani hiç kimse bu kadar kötü gitsin istemedi. Çevremizden duyduğumuz, dışarılardan, başka şehirlerden duyduğumuz kötü şeyler duyduk. Ya yok öyle değildir falan dedik. Dedik hava bozulmasın şey yapmadık. Ama mesela burada yine Selim abinin, Selim Kurtalan dediği doğru bir şey var. Abi diyor, topçu hatalı, hocalar hatalı, biz siz mi doğrusu? Kaç tane teknik direktör değiştirdik? Tabii aynen. Yani aynen. Rekordu herhalde. Galiba, abi topçular kadro dışı kaldı. Ya, geri alındı. Geri alındı. İstifa şey Aykut olayı mesela. Evet. Bir anda kadrodan gönderildi. Burak Altıparmak olayı falan. Aynen geri alındı. Ya bunlar profesyonel liglerde olacak şey değil. Bırakın Bursaspor gibi bir kulüpte hiç olmaması hiç lazım. Fatih Tekke de çok büyük yanlıştı galiba. Şimdi onu söyleyeceğim. Fatih Tekke. Biz mesela onu hep konuşuyoruz. Fatih Tekke. Abi Fatih Tekke evet oynattığı oyun çok kötüydü. Kabul edilir hiçbir yanı yok. Ama adam geldi dedi ki benim dedi oynatacağım şablon bu. Ben bununla geliyorum dedi. Ve ona rağmen siz bunu bilerek kabul ettiniz. Fatih Tekke gitti. Özcan Bizati geldi değil mi? Evet. Özcan Bizati. Ama antiparantez şeyi de belirtti. Fatih Tekke'nin ilk maçı Altınordu'ydu değil mi? Evet. Biz o gün oradaydık. Gene deplasmandaydık ve sabah Fatih Tekke ile oturup hocam şöyle böyle deyip akşam bir anda Fatih Tekke'yi hani masada deyim yerindeyse yani idam sehpasına çıkartmıştık yani bir maçta. Evet. Ki ben mesela şeyi de bekledim. Fatih Tekke kariyerli bir adam. Tabii. Yani tabii. Milli takımda, Trabzonspor'da, Rusya'da. Türk futbolunda ağırlığı yani, olan bir isim. Ben mesela şey diyordum hatta o zamanlar Namık'la eminim Rusça konuşuyorlardır falan diyordum yani. İletişim sağlam. Hepimizin bir beklentisi oldu. Ama yani oyun şablonu bu olarak gelmiş bir adam bence daha en başta orada hata yapıldı. Adam dedi ki ben gittikten sonra söyledi şey. Ben bu oyunu oynatacağım dedim. Onu oynattım dedi. Ondan sonra gelen Özcan Bizati ya
dedik ki Şenol Güneş'in Ersun Yanal'ın yanında yardımcılık yapmış. Ya bu hoca da demek ki milli takımlarda çalışmış, bir şey var. Abi evet, puanlar aldık, ettik. Profesör kişiliği var sanırsam. Evet. Spor bilimcisi olarak yani, da geldi oradan da. Spor bilimcisi antrenman olarak geldi. Dedik. Çıktı dedi ki biz kampta okey oynuyoruz falan yani. Aynen. Tamam, bunlar takımın kaynaşması için güzel şeyler ama en son çıktı dedi ki taraftara laf attı değil evet, mi? Manisa maçı sonrası. Evet. Manisa maçı sonrası. Yani ya herkes işini yapacak. Evet. Bursaspor taraftarı az önce dediğimiz gibi futbolu bilir. Sen saha işini yöneteceksin hocam. Biz de oraya yapacağız. Seyirci dedi. Aynen, seyirci. Yani onları sen karıştırmayacaksın. Bir sürü bir sürü her abi, şeyle. Abi o tribündeydik işte. Aynen. Manisa 1-0 öndeyiz. Bağırıyor ya bu takım. Gol, gol yiyecek yani. Bağırıyor. Gol yiyecek yani. Bir müdahale et ya. Ve bundan başka ayrıca bir sürü acıya yaşadık o sene. Ve en sonunda kaçınılmaz son. Erdem'in dediği gibi Emin Adanur gelirken ben dedi 40 milyon lira vereceğim. Ve sanıyorum söylediğinden fazla da para konulduğu konuşuyor. Öyle değil. Giderken paraları vermedi. Takım başarısız, küme düşme hattında. O da diyor ki ben diyor takım düşmedi diyor, devam ediyordu diyor. Evet tamam, o da doğru. Diyor. Ama bizim dediklerimize doğru. Sağ olsun. En 16,5 milyon bağış yaptı. Aynen. Kalan 16,5 milyonu da bir şekilde yine bağış yapacağım projeler olduğu Furkan Başkan'la konuştuğu evet. söyleniyor. İnşallah. Yoksa yani, o genç topçuların satışı falan. Yani onlar Bursaspor'un şey. Orada Bursaspor'un geleceği bitti. Şu ana gelirsek nasıl kurtulabiliriz yani bu artık bu takımla ya, olur mu? Yeni takıma kimse iyi bakmıyor. Ya, istemiyor. Tolga, hayal kurmamız lazım. Tolga şöyle hayal söyleyeyim. Kurmamız lazım. Yani ben Bursaspor FK bu olduğu an evet. beni asla tribünlerde göremez. Evet. Yani ben asla maça gelmem. Biliyorum. Kendimi iyi tanıyorum. Çünkü abi şöyle bir şey var. Bizim müzemizdeki kupa ne olacak? Tenekecilere mi satacağız yani? Yani. Mesela. Ama biz taraftar olarak şunu da biliyoruz. Bursaspor ilk düştüğünde belki düşmeden önce Bursaspor FK kurulsun. Biz bu borçları neden ödüyoruz diyen insanlar da var. Bunu söyleyen insan hepimizin Bursa'da bildiği o Bursa'nın ileri gelenlerinden birisi. Evet. Bunu Bursaspor Başkanı'na diyor. Aynen. Bunu hepimiz de biliyoruz. Biz tabii. diyor ki niye diyor yani, para ödüyoruz? Yok. Yani bunu diyen kişi biz niye para aynen. ödüyoruz diyor. Kuralım diyor. Bitsin. Ahmet'in Mehmet'in şimdi, borcunu ben bu mantık ediyorum. Olduktan sonra sen ne bekleyebilirsin tabii. ki? Yani ya evet bir ben de şöyle bir şeyin de garantisi yok bu arada. Hani kurduk. Zaten başarılı aşağıdan çıkartmak için para harcaman lazım tabii. bu bir. Sen daha hiç kimse şey yokken alt ligdeyken kim sana sponsor olsun? Geliri nereden bulacaksın ki? 3 adet yanlış transfer yapmayacağınız bir de o takımı da aynı bu hale sokmayacağınız. Çünkü niye? Ne belli? Çünkü biz 1 milyarlık borçtan kurtulduk. Bir şey olsa bir tane daha kurarız diye yönetmeyecekleri nereden belli? Nereden yani belli? Alt liglerin de ne kadar zor olduğunu düştükçe gördük. Maalesef tecrübe ediyoruz. Gittikçe her sene daha zorunu görüyoruz. Her daha kötü bir oyun görüyoruz ve biz bu oyunlara maalesef tahtamız açık olmadığı için ya bizim futbolcu karşılık kardeşlerimiz hepsi gencecik pırıl pırıl çocuklar. Ya, yani gücü yok, bir şey yok. Karşısındaki adamlar bu ligleri senelerdir tecrübe etmiş. Bu ligi bilen sert adamlar yani. Ama yine de Vakıfköy'ün büyüklüğünü de görüyoruz. İçlerinde yine böyle mesela Eren Tunalı, Esenler maçına kadar bence sağ bekte çok iyi performans gösteriyordu. Mustafa öyle. Mustafa'nın keşke Eren gider sakatlanmasaydı nasıl gelişim gösterdiğini görüyoruz. Yani Berat oynasa Berat da görecek de hoca evet. nedense Berat'ı farklı mevkilerde oynatıyor falan. Güncel'e çok fazla falan. Gelemedik bu konuda evet, da ama. Yani, Güncel Berat'ı şey diyordun nasıl kurtulur diye. Yani aynen. Ya ben son bitireyim madem. Bursaspor'un artık dernek statüsüyle bence bu borçlarla kurtulma şansı yok. Artık. O işin o kısmını hukukçular daha iyi bilir. Öztürk Yazıcı önderliğinde. Evet. Benim kendi şahsi fikrim. Öztürk Yazıcı önderliğinde Yalçın abinin, Yalçın Canbaz'ın olduğu, tabii. kıymetli Bursa'nın hukukçularının olduğu bir oluşum. Bursaspor'un nasıl AŞ olabileceğini hepsi çok daha iyi bilir. O kısmı ben bilmiyorum. O zaman Bursaspor AŞ olursa, işte hani hep bahsediyoruz ya, bu şehrin ileri gelenleri Kızıl ailesi neden Bursaspor'dan uzak duruyor? Yazıcı ailesi neden Bursaspor'dan uzak duruyor? Bunlardan bence duruyor. Şimdi adamlar gelecek, sponsorluk bulacak, para verecek. Para gidecek, Ali'ye gidecek. Para gidecek, işte başkasının yönetici alacağını gidecek, şuraya gidecek, buraya gidecek. Haliyle bu insanlar da Bursaspor'dan uzak duruyor. Bursaspor bence ne zaman AŞ olur? Yani o zaman Bursaspor'un kurtulabileceğine inanıyorum. Bir ikinci senaryo daha var. Ben tabii. hatta bunu Berk'e söylüyorum. Bana diyor ki uyan Erdem. Şöyle, şimdi ülkemizde tabii bir siyasi erk var. 20 yıllık bir iktidar var. Güçlenerek de devam eden. Şöyle Bursa siyasetini konuşuyoruz işte bu Hamet maçından dolayı. Maalesef Bursa siyaseti Bursaspor'u görmezden geliyor. Maalesef. Spor Bakanı geliyor. Spor Bakanı geliyor. Göçe boyunlarında hiç Bursaspor'u olmadan gidiyor. Oturup maç izliyorlar. Fenerbahçe yani derbi izliyorlar. Bursaspor'un B'si konuşulmuyor geri gidiyorlar. Mesela Bursaspor'umuzun Bursa bu şehrin bir kere en değerli markası Bursaspor. Aynen bir kere, bunu kabul etmek aynen, lazım. Aynen valisi, belediye başkanı işte atıyorum tüm erklerin bunu kabul etmesi lazım. Giresun örneği var önümüz. Giresun mesela istenmeyen bir sel felaketi yaşandı. İki Allah rahmet dileyelim orada hayatını kaybedenlere. Ne oldu ondan sonra? Siyasi erk orada bir şeyler oldu. Bir anda Giresun tahtası açıldı. Narepalı falan nasıl bir kadro kurdu. Hatta ben Narepa iyi topçu falan demiştim sana hatırlarsın. Ondan öncesini hatırla Malatya. Malatya'da aynı şey yaptı. Küme düşmeyi kaldırıldığı sene. Aynen.
siyaset pankartlar asıldı falan. Hepsini şöyle bir Bursa siyaseti bir silkinirse. Kayseri. Aynen. Bir bakan ortada çıkarırsa. Sonra o bakan Bursa Spor'u sahiplenecek. Geçmiş dönemlerde bunu yapan bakanlarımız vardı. Zaten sadece o bakan yaparsa. Aynen. Evet. O bakan o gelirse, yani valisi, belediye başkanı el ele verirse, gerçekten güvenilir bir yönetim ortamı oluşturulursa, o zaman Bursa'nın sanayisi, Bursa'nın maddi ekonomik şeyi çok güçlü. Evet. Kesinlikle. Tamam, şu an bir bütün dünya veya biz daha fazla yaşıyoruz. Bir ekonomik şeyden geçiyoruz. Hepimizin parası değerli. Ama o zaman herkes taşın altına elini koyar. O zaman yol o kadar hızlı açılır ki anlayamayız bile yani. Sponsorluk da olsunlar. Onu sonuçta sponsorla para harcıyor. Kimse bedava para istemiyor. Aynen öyle. Yani her hafta birisi göğüs sponsor olarak çıksın. Aynen öyle. İş bitti mi? Hani 10 hafta mı oldu? Sonra başa dönsün. Bir daha. Her hafta görüyor. Hani bedava da olmasın. Emin Adanur'un mesela doğru yaptığı işlerden biriydi bu. Tabii. Mesela. Yani değişik her bir hareketti. Güzeldi değişikti mesela. Ya, bu arada benim söylediğim bu hayal veya bu söylediğim senaryo benim arzu ettiğim bir senaryo değil. Ama bu Türkiye gerçeği. Evet. Bizim buradan çıkmamız için ya Berk'in söylediği gibi ya bu işe artık profesyonelce yaklaşacağız. Profesyonelce bu iş çözülüyorsa çözülecek ya da bekleyeceğiz o siyasi el bize dokunacak. Herkes İnşallah. Bir araya gelecek. İnşallah bizim de taraftar olarak yüzümüz gülecek. O ama bir yakın zamanda ben de hani en azından şimdi önümüzde kongre süreci de var. Evet, bakalım evet. Nerede olacak 6 Kasım'da? Aday çıkacak mı yoksa Ömer Furkan Baraz yönetimi güçlenerek mi devam edecekler göreceğiz. Ya bu takım bir şekilde kurtulması lazım. Ülke futbolu adına da kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Ya, ya buraya geldiği zamanlar hatırlayın eski maçları. Herkes korkarak. Puan hiç garanti gelmiyordu kimse. İlk konuştuğumuz yere geldik. Yani işte Erdem dediği gibi Afyon'da millet takım otobüsünün önünde fotoğraf çekindi. Bursa Spor çok büyük. Ya, Bursa Spor'un büyüklüğünü Bursa'daki bazı kişiler hariç herkes bunun farkında. Biliyor. Nereye gitsek Bursa Spor'la ilgili konu açılıyor. Ya sizin ne olacak bu haliniz? Ne yapacaksınız? Evet. Ne edeceksiniz? Herkes o kadar üzülüyor. Bizdeki belirli kişiler ya takımları maç öncesi izleyelim. Hepsi galibiyet yemini ediyorlar. Sanki tabii, finale tabii. çıkıyorlar tabii, yani. Tabii. Kesinlikle. Hayatının maçını oynuyor hepsi sağ olsun. Düzelecek ya. Yani düzelecek inşallah. İçimde bir umut var. Elbet düzeleceğiz. Hani ya, bu yani. İnternette de şey olan bir şey var. Düzeleceğiz yani. İnşallah. Düzeleceğiz inşallah. Yani. Yani. Ben teşekkür ederim yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. İlk haftada beni yalnız bırakmadınız burada. Ayrıca onun için teşekkür ediyorum. Yine çağrına gelirsin. İnşallah zaten onu söyleyecektim. Biraz bir iki hafta daha geçsin böyle gene bir gelin. Konuk işini ayarlarız gibi mi geliyor? Ayarlayalım abi. Biz evet sayın seyirciler, Lider Tribünü'nün sonuna geldik. Biz önümüzdeki hafta yeni konuklarımızla, yeni taraftarlarımızla sizlerle birlikte olacağız.